Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Tabii terör dünyadaki gerçekten insanlık dışı yöntem. Bunun yanı sıra terörün siyasal hedefleri olduğunu unutmamak lazım. Yani terörün siyasal hedefleri var. Neyi kastediyoruz? Bugün bakıldığında aslında son birkaç yıllık gelişmeler durumun özetini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'de özellikle 1984'ten itibaren hatta dönemin Genelkurmay Başkanı'nın deyimiyle düşük yoğunluklu çatışma adı verilen bir terör süreci yaşanıyor. Bu biliyorsunuz 84 ile özellikle 99 arasındaki ilk dönemini tamamladı. Özellikle PKK terör örgütünün başı Öcalan Türkiye'ye teslim edildikten sonra bu çerçevede bir terör olaylarında azalma meydana geldi. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2004'te terör örgütü sözde ateşkesini sonlandırdı. 2005'te Cumhurbaşkanı o dönem başbakan olarak Diyarbakır'a gitmişti. Yeni bir açılım bekleniyordu. Tıpkı 1991'de dönemin başbakanı Demirel'in DYP-SYP koalisyonu başbakanı olarak Erdoğan İnönü ile beraber Diyarbakır'ı ziyaret etmişti. Ve Kürt realitesini tanıyoruz demektinde olduğu gibi. Şimdi bu noktada tabii grafik olarak baktığımızda birbiriyle zıt olan bir takım süreçler görüyorsunuz. Bazen bir takım açılımlar gündeme geliyor. Daha sonra tekrar terör konusu gündeme geliyor. Ancak özellikle son yıllara baktığımızda işte 7 Şubat 2012'de özellikle işte MİT İstişare'nin mahkemeye çağrılması, sonra bir takım yasalarla kendisinin yasal anlamda bir koruma altına alınmasındaki olaylar neydi? Bir takım görüşmeler iddia ediyordu. Oslo'da gerçekleştirildi iddia edilen. Bu noktada PKK terör örgütünün başı Öcalan 99'da Türkiye'ye teslim edildi, yargılandı. Hani uyum yasalarıyla idam cezasından kurtuldu. Ama müebbet hapis yattığı İmralı'da gün geçtikçe daha fazla siyasallaştı. Devletin bürokratik kurumlarıyla, işte istihbari ve bürokratik kurumlarıyla diyalog adı altında bir takım görüşmeler gerçekleşti. Sadece bugünkü siyasal iktidar döneminde değil tabii. Daha önce de gerçekleşiyordu ama bu dönem bakıldığında 2015 seçimleri öncesinde adeta şöyle bir beklenti vardı. Anayasa değişecek, başkanlık sistemi gelecek ve özellik gelecekti. Özellikle yani şimdi gerçi HDP sadece Türkiye için demiyor. Şimdi Türkiye'nin bütüne yönelik böyle bir öz yönetim modeli adı altında bir şeyler söylüyorlar ama şimdi baktığımızda aslında başkanlık ve özellikle bir tahterali gibi olduğunu görüyoruz. Ancak malum 8 Şubat 2015'te Dolmabahçe mutabakatını özellikle Cumhurbaşkanı'nın reddetmesiyle beraber ki HDP Genel Başkanı biliyorsunuz Sayın Başkan yaptırmayacak sözü vardı. Tek tümcelik bir grup toplantısı vardı. Bu noktadan sonra PKK terör örgütünün KCK yapılanmasının özellikle Temmuz'dan itibaren işte başladığı olaylar var tekrar sözü ateşkesi bulunması. Ama seçim öncesi zaten bunu ilan etmişlerdi. Ta Mart ayında ilan etmişlerdi. Hatta işte terör örgütü başının Diyarbakır'da okunacak açıklaması daha düşük profilde olmuştu. Bu anlamda bakıldı Temmuz'da olaylar yeniden başladı. Mart 2015'te de, Temmuz 2015'te de öz yönetim adını verdikleri bir modeli Suriye'deki kaoslarla yararlanarak Türkiye'yi silah zorluğa dayatmaya çalışıyorlar. Şimdi siyasal iktidarın tabii çeşitli politikaları eleştirilir. Hatta Haziran ve Kasım arasındaki kaos, belirsizlik, seçimlerin yenilenmesi, buradaki siyasal eleştiri haklarımızı saklı tutuyoruz. Ancak hiçbir terör örgütü devlete bir modeli dayatamaz. Türkiye'nin terörle mücadelesi en meşhur mücadeledir. Ama elbette burada insani bir takım konular yaşanıyor. Çünkü bu terör örgütünün yapılanması, söz konusu yapılanması, KCK yapılanması paralel bir kamu düzeni kurmaya çalışıyor. Bunu da hiçbir devlet kabul edemez. Paralel bir kamu düzeni. Ve bu anlamda baktığınızda halk ayaklanması adı altında. Aynı Suriye'deki işte Kobani olayları gibi olayları Türkiye'de siyasal bir strateji çerçevesinde ortaya koymaya ve sınırın her iki durumunda deyim yerinde bir fiili durum yaratmaya çalışıyorlar. Neyi kastediyorum? Sınırın öteki tarafına baktığımızda 98 kilometrelik Yerablus Aziz hattı dışındaki alan Kuzey Suriye adeta bir PYD koridoruna dönüşmüş durumda. PYD dediğiniz örgüt aslında PKK terör örgütünün bir uzantısı. Bu anlamda bir antite, bir siyasal varlığı Türkiye topraklarını zaten ortaya koydular. Türkiye'deki olayları da sivil halkın arasında karışarak, halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirerek bir propaganda bu anlamda yaratarak ve maalesef sivil ölümlere de neden olarak bir şekilde, çünkü bu tür sivil kalkanlar
terör örgütleri açısından büyük avantajdır. Yani bunları propaganda açısından kullanması çerçevesinde. Bu gelinen noktada Türkiye'de bir sivil kalkışma yaratarak ülkeye hem bir modeli dayatmaya çalışıyorlar, hem de zaman zaman bu anayasa değişikliklerinde ya da buna benzer konular gündeme geldiğinde adeta bu tür silahlı yapılanmaları, terör yapılanmaları, kendine göre sözlerimiz böyle bir takım yapılanmaları Türkiye'deki anayasa pazarlıklarında da ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani çok yönlü bir konuyla karşı karşıyayız. İşin hem iç dinamik boyutu var, hani başkanlık özellik tartışmaları çerçevesinde, ama aynı zamanda Suriye'de oluşan bu otorite dışı yapılanma, nasıl Irak'ta bir dönem oluşmuştu otorite dışı yapılanma, daha henüz Irak bütünlüğüne gerçek anlamıyla kavuşamadı. Suriye'de de bunu yaratmak, tabii Türkiye'nin Suriye'deki manevra saati özellikle 24 Kasım'da Rus uçağının düşürülmesinden sonra oldukça azaldı. Rusya Türkiye'nin Suriye'deki herhangi bir varlığına izin vermeyeceğini bir şekilde güç politikasıyla ortaya koydu. Ve dikkat ederseniz PYD terör örgütü de bu çerçevede batıya, yani Fırat'ın batısına geçti. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye bunu bir kırmızı çizgi olarak ilan etmişti. Ama Rusya'nın da koruması altında olduğu için bu anlamda hem içeriden hem dışarıdan bu konunun kaşınması söz konusu. O yüzden terör geometrik olarak arttı ve şunu da söylemekte fayda var. Rusya'nın bu bölgedeki müdahilini düşündüğümüzde ciddi anlamda Rusya'nın hem PYD hem PKK çerçevesinde hem silah hem de para yardımı yaptığı çok net bir şekilde görülüyor. Ama tabii PYD açısından aynı zamanda IŞİD'e karşı mücadele üzerinde ABD tarafından da çoğu zaman desteklendiği ve hatta faaliyetlerine göz yumulduğu da ortaya bir bileşik olarak çıkarsa aslında çok boyutlu, çok denklemli bir terör sarmalıyla karşı karşıyayız. O yüzden gerçekten kolay bir durum değil. Bu bir bütüncül politika çerçevesinde elbette ki ortaya konmalı. Mücadele o zeminde gerçekleşmeli. Tabii ki işin güvenlik ve savunma boyutları var. Ama öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütüncül zeminine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bir kısmını adeta devleti düşman haline getirmeye çalışan bir propaganda makinesi var. Buna çok dikkatli olmak lazım. Bir oydaşma ya da diğer birine konsensüs gerekiyor ama ne yazık ki Türkiye'deki siyaset mekanizmasının iktidarı ve muhalefetiyle siyasal anlamda çözüm yaratacak bir mekanizma olmaktan en azından şu süreçte çıktığını görüyoruz. Umarım siyaset derhal bir an önce toparlanır ve bu konulara bir bütüncül, bir bütünlük içerisinde müdahale edilir. Çünkü olay sadece bugünkü bir hükümetin kendi uyguladığı politikalarla elbette ki yanlışlar var. Bunların yarattığı birikimler var ama buna bir bütünlük içerisinde bakılmazsa gerçekten bizi daha zor günlerin beklediğini maalesef görüyoruz.